Değerli araştırmacı, gazeteci ve yazar Muhammed Bilici, ben kimim? Silik yüzlerin ve kanadı kırık kuşların hikayesi adlı eserinde eşcinselliğin doğuştan gelen bir kimlik değil, sonradan meydana gelen ve tedavi edilebilir bir psikolojik rahatsızlık olduğunu ve bu hastalıktan kurtuluşun nasıl olabileceğini çok sayıda uzman görüşü ve bu hastalığı atlatmış bulunan yüzlerce kişinin itiraf ve beyanları ortaya koymuştur. Muhammed Bilici'nin yıllarca süren araştırmasının yayınlanmasından sonra Güney Amerika ülkelerinden Peru'da Muhammed Bilici'nin tespit ve görüşleri doğrultusunda gelişmeler olmuştur. Peru'da İstanbul Sözleşmesi toplumsal tepkiyle karşılanmış, önce okul kitaplarındaki toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ifadeler yasaklanmıştır. Peru Devlet Başkanı Mayıs 2024'te LGBT'yi akıl hastası sınıfına koyduklarını ve bu kişileri ücretsiz tedavi edip topluma kazandıracakları ilan etmiştir. Peru hükümeti bir kararname ile cinsiyetini kendi kararıyla değiştiren ve ne kadın ne de erkek cinsiyetine dahil olmadıklarını iddia eden kişileri akıl hastası olarak sınıflandırmıştır. Peru Sağlık Bakanlığı, ülkedeki halk sağlığı hizmeti sunan kuruluşların anılan kararnameye dayanarak akıl sağlığını iyileştirmeye yönelik tıbbi müdahale yapabileceğini belirtmiştir. Muhammed Bilici'ye 8 yıl süren fevkalade başarı çalışması ürünü olan ve uluslararası düzeyde geniş kitleler için çok yararlı sonuçlar vereceğini umut ettiğim bu değerli yayını dolayısıyla tebriklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.